Yusuf. Thank you.
Hanım'ı sizi halaylarla, alkışlarla karşılıyoruz. Hoş geldiniz Erzurum'umuza. Saygıyla selamlıyoruz. Eş başkanımız Mithat Sancar aramıza katılıyor. Hoş geldiniz başkanım. Açılış için İl Eş Başkanımız Hülya Ateş'e mikrofonu bırakıyorum. Buyurun Hülya.
başkanım, milletvekillerim, parti meclis üyelerim, il ilçe örgütlü ve onurlu Erzin halkımız, değerli dostlar, sizleri saygı ve sevgimle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Humbi Karatın, Serseran, Serçavanatın. İl örgütüm adına barış savunucusu ve değerli anneleri, mücadeleci kadınları, devrimci gençliği, kurum temsilcileri ve özgürlük istemini yüreğinde hep canlı tutan tüm halkımızı selamlıyorum. Bizler el ele, güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz. Bir sultandır bir yanımız. İşkence tezgahlarında Hallaç-ı Mansur olduk. İbrahim'dik, mazlumduk biz. Dar ağacına yürürken başımız dikti. Deniz'dik, Hüseyin'dik, Yusuf'tuk. Said'di adımız dağ kapı meydanında. Bulu beyin boyun eğseydik, Köroğlu'na çıkmazdı adımız. Mahir olmazdık, cesaret timsali. Kuyuda Yusuf'tuk, Kerbela'da Hüseyin. Sürgünde Ahmet, Kayazından da Yılmaz Güney'di namımız. Unutmayın ki, ekilir ekin geliriz, ezilir un geliriz, bir gider bin geliriz. Bizi vurmak kurtuluş mu? Cezaevinde bulunan önceki dönem eş genel başkanlarımız Sayın Selahattin Demirtaş ve Füksel Vigen Yüksektaş şahsında. Tüm yoldaşlarımıza Erzin'den bin selam yolluyoruz. Aysel Tuğluk şahsında tüm hasta tutsaklara özgürlük talebimizi Erzin'den en güçlü şekilde haykırıyoruz. En kısa zamanda özgür yarınlarda buluşacağımız günler yakındır. Sizi umut ve cesaretle selamlıyorum. Dem Demas Erkeftini'ye, Jin Jiyan Azadi, Humbi Karatın. Aramızda çok değerli misafirlerimiz var. Onları takdim etmek istiyoruz sizlere. Eş genel başkan yardımcımız, Adana milletvekili Sayın Tülay Hatimoğulları aramızda. Hoş geldiniz. Mersin milletvekilimiz Sayın Fatma Kurtulan aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çukurova bölgesi eş sözcülerimiz Perihan Ağoğlu, Erhan Basut ve Naif Bulga aramızda. Hoş geldiniz. Parti meclis üyelerimiz Mehtap Sert, Bayram Kızartıcı aramızda. Hoş geldiniz. Parti meclis üyelerimiz Mustafa Çampınar'ı, Ahmet Yıldız aramızda. Hoş geldiniz. Parti meclis üyelerimiz Zeki Koç, Reşat Aşan aramızda. Hoş geldiniz. Büyükşehir Belediye Meclis üyemiz Mithat Merioğlu aramızda. Hoş geldiniz. Önceki dönem parti meclis üyelerimiz Mahmut Aydıncı, Bestami Çorapçı aramızda. Hoş geldiniz. Erzin CHP ilçe başkanı Yalçın Elmasoğlu aramızda. Hoş geldiniz. İl eş başkanları Hülya Ateş, Kerem Nabat ve il örgütümüz aramızda. Hoş geldiniz. İskenderun ilçe eş başkanları ve ilçe örgütü aramızda. Hoş geldiniz. Dört Yol ilçe eş başkanları ve ilçe örgütü aramızda. Hoş geldiniz. Fayas ilçe eş başkanları ve ilçe örgütü aramızda. Hoş geldiniz. Osmaniye il başkanı ve il örgütü aramızda. Hoş geldiniz. Ve eş genel başkanımız Profesör Doktor Sayın Mithat Sancar aramızda. Hoş geldiniz. Mersin İl Örgütü aramızda. Hoş geldiniz. Ev sahibimiz Erzin İlçe Başkanı Diyadin Sırçay'ı sahneye davet ediyoruz. Alkışlarınıza. Merhaba. Humtel Bekir Ahtine, Serseran, Serçavar Ahtine.
millet her günü mülekeli bir rümet ünter serserine serçavi merahatine eş genel başkanımız Sayın Mithat Sancar, milletvekillerimiz, parti meclis üyemiz, hoş geldiniz, safa geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz bize. İl örgütümüz, ilçe örgütlerimiz bu katkıda katkı sunduklarından dolayı hepsine teşekkürler, yani teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz, safa geldiniz. Bu organizada yer alan baştan parti meclis üyemiz Zeki Koç, il eş başkanlarımız, il yöneticilerimiz, Erzin ilçe yöneticileri ve arkadaşlarımız emeklerinden dolayı hepsine teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun, merhaba. Teşekkür ediyorum sağ olun, Galaxy Baskin, gele Erzin'i. Gerçekten yani belki bu kadar da beklemiyorduk. Ama gerçekten her şeyi hak ediyorsunuz. Bu serserime, serçavi merahatına, bu benim kuyrukaşıyla Galaxy Baskin. Teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi de günlerdir heyecanla beklediğimiz, bizim bu ülkeye vereceğimiz en büyük armağan, büyük ve onurlu barışı sağlamak olacaktır diyen eş genel başkanımız Profesör Doktor Sayın Mithat Sancar'ı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Sevgili Erzin halkı, hepinizi yürekten selamlıyorum. Bu coşkunuza minnetle, teşekkürle cevap vermek yetmez. Bunun için çalışmak, sizin bu desteğinize layık olmak lazım. Daha çok çalışmak, daha çok mücadele etmek ve daha büyük yolları birlikte yürümek lazım. Hepinize çok teşekkür ediyorum tekrar. Gelmeyi brumet, hevale neja. Ezve hamu abdilger mislavdikim. Hun hamu bkhair atın. Serseran, serçavan atın. Bu coşkulu karşılamaya bir şiirle başlayarak karşılık vermek iyi olur. Ahmet Arif Çukurova'yı tarif ederken sıcağında sabır taşı çatlar, çatlamaz ırgatın yüreği diyordu. Evet, bu sıcakta sabır taşı da çatlar ama mücadele eden, hakkı için, onuru için, özgürlüğü için mücadele eden halkın yüreği çatlamaz işte. Burada hep birlikte, her yerde, herkese bunu gösteriyorsunuz. Yine Ahmet Arif'in şiirini biraz değiştirerek aktarayım. Evet. Gerçi yol uzun, şartlar ağır ama bir sevdadır böylesine yaşamak. Bütün korkulara rağmen, bütün korkulardan uzak, halk için halkla birlikte yürümek bir sevdadır bu. İşte HDP bu sevdanın adıdır. Sizler bu sevdanın yaratıcıları, emekçilerisiniz. Her türlü yolu deniyorlar bizi engellemek için. Kumpas davaları açıyorlar. Her gün yeni operasyonlarla yöneticilerimizi gözaltına alıyorlar, tutukluyorlar. Kapatma davalarından medet umuyorlar. Ama karşılarında inatla, ısrarla, inançla mücadele eden bir halk var. Bunu unutuyorlar ama her seferinde bu halk onlara bunu hatırlatıyor, hatırlatmaya devam edecek. İşte mücadeleyle, direnişle öyle bir ufka vardık ki artık asla yalnız değiliz ve asla
yalnız olmayacağız. Daha da büyüyeceğiz. Daha da büyük yollar yürüyeceğiz. Ve bu ülkenin her sorununa, her meselesine çözümü bizler getireceğiz sevgili kardeşlerim. Bizler getireceğiz. Bizler derken elbette partimizi, HDP'yi kastediyoruz en başta, ama bizler bu zorba iktidara, bu soygun düzenine karşı başarının ortak mücadeleden geçtiğini biliyoruz. Halkların birlikte yürümesi ve bu yürüyüşün giderek büyümesi değiştirecektir bu düzeni. Bu iktidara dur diyecek olan şey halkların bu inançlı, kararlı buluşması olacaktır. Bizler de bu ülkede her yerde olacağız. Daha önceki sloganımız buydu. HDP'yiz, her yerdeyiz. Önceki gün evet. Bu ayın başında bir eş başkan Ahmet'te, bir eş başkan İstanbul'daydık. Daha sonra Konya'da, Kulu'da, Cihanbeyli'deydik. Manisa'daydık. Yarın Nevşehir'de olacağız. Öbür gün Kars'a gideceğiz. Hakkari'ye kadar uzanacağız. Türkiye'nin dört bir yanına ulaşacağız. Kararlıyız. Halklarla buluşmamızı hiçbir güç engelleyemeyecek. Halklar arasına nefreti, düşmanlığı, kini sokmak isteyenler asla başaramayacaklar. HDP var çünkü. HDP var oldukça nefret yok olacak. HDP büyüdükçe düşmanlık yok olacak. HDP var oldukça bu ülke karanlıktan aydınlığa yürüyecek. İşte bunun sözünü veriyoruz. Kongremizde bunu söylemiştik. Evet, çözüm biziz, sözümüz var. Bu soygun düzenine karşı çözüm biziz. Bakın sizler Erzin'de pek çok sorun yaşıyorsunuz. Erzin'de tarım işçilerinin yaşadığı zorlukların farkındayız. Hepsini biliyoruz. Hepsiyle ilgili çözümümüz de var. Emeğin hakkı onurluca teslim edilecek. Bütün tarım işçileri bu ülkede en zor şartlarda çalışan emekçilerdir. Bunu mevsimlik tarım işçilerinin çadırını gezerken de gördük. Bütün bunları yine emekçilerin birleşik gücüyle, ortak mücadelesiyle mutlaka aşacağız ve emeğin, emekçinin hakkını, onurlu yaşam talebini mutlaka gerçekleştireceğiz. Bunu da ancak bizler yapabiliriz. Bizler hep birlikte yapabiliriz bunu. Bu iktidar yasaklardan medet umuyor. Dilleri yasaklıyor, konserleri yasaklıyor. Gençlerin eğlencesine bile zulüm uyguluyor. Yasaklarla, baskılarla gençleri durduramazsınız. Zulümle, asimilasyon çabalarıyla kimlikleri ve inançları engelleyemezsiniz. Çünkü her halkın özgür ve eşit yaşayacağı, bütün inançların eşit ve özgür olacağı ülkeyi yaratacak milyonlar var ve bu milyonlara her gün yüz binler, milyonlar ekleniyor, eklenecek. İşte o nedenle başaramayacaklar. Başaramayacaklar. Bakın, ülkenin her yanı talan meydanına dönüştü. Enflasyon %80 diyorlar ama gerçeği %50-60, %150-160 biliyorsunuz. Yoksulluk aldı başını gidiyor. Doğayı talan ediyorlar. Ne için? Bir avuç sermayeye daha fazla kaynak aktarmak için. Şimdi Erzin. Erzin narenciyenin yurdudur. Türkiye'de narenciyenin %20'si burada üretiliyor.
Peki ne yapıyor bu iktidar? Geliyor burada bir petrokimya tesisi kurmaya çalışıyor. Nerede? Burnaz sahilinde. Ne olacak bu? Plastik ham maddesi için üretim yapacak bir terminal tesis. Bunun sonucu ne olacak? Bunun sonucu narenciye üretiminin giderek baltalanması olacak. Burnaz sahili gibi nadide bir turizm köşesi yok edilecek. Yeraltı suları zehirlenecek. Kim için? Ne için? Kirli sanayi buradaki temiz yaşamı yok edecek sırf bir avuç sermayedara rant sağlamak için. Ama Erzin halkı da Antakya'nın bütün halkları da ha bu kirli sanayi projesine karşı ortak mücadeleyi büyütüyorlar. Daha önce de benzer projeleri devreye sokmaya çalıştı bu iktidar. 4 tane kömürlü termik santral projesi için çalışmalar yürüttüler. Ama hepsini durdurdunuz. Neyle? Ortak mücadeleyle. Toprağına, suyuna, havasına, emeğine ve onuruna sahip çıkan bir halkı hiç kimse yenemez arkadaşlar. Bunu bilin. Evet, sevgili Erzinliler. Evet, evet, HDP halktır. HDP halkların iradesidir. Halkların ortak mücadele evidir. İnançların ortak direniş mekanı, özgürlük mücadelesinin yurdudur. HDP sizsiniz, HDP halklardır. HDP her tür inançtan insanın kendi geleceği için mücadele yürüttüğü büyük bir yoldur. HDP halktır sözü bu anlama geliyor işte. Sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim. Mücadeleyi birleştirmek, her yerde bir araya gelmek bu soyguncu, talancı ve savaşçı iktidarı ve düzeni değiştirmenin tek yoludur. Burada yürütülen, doğa için yürütülen mücadele aynı zamanda Muğla'da Akbelen ormanları için yürütülen direnişle buluşacaktır. Akbelen'de ormanları korumak için yürütülen mücadele Şırnak'taki orman kıyımına karşı yürütülen mücadeleyle buluşacaktır. Buluşmalıdır. Artvin'in derelerini savunanlarla Van'da çeşitli ilçelerde dereleri savunanlar mutlaka bir araya gelmelidir, gelecektir. İşte bu büyük birleşme buluşma talanı da yalanı da soygunu da bitirecektir. Bizler söz veriyoruz halkımıza. Sözümüz var. Çözüm üretiyoruz. Çözüm biziz diyoruz. Bu çözümü sizlerin gücüyle hayata geçireceğiz. Ekonomide bu kadar çözü, bu kadar büyük sorunlar yaşanırken, çöküş varken, açlık, yoksulluk almış başını gitmişken, her bir öneriye kaynak nerede diye, kaynaklarınızı gösterin diye cevap veriyorlar. Biz diyoruz ki, kaynak var. Bu ülkenin topraklarında, havasında, suyunda, insanında, emeğinde öyle büyük zenginlikler var ki bunları nereye aktardığınız önemli. Bu iktidar bu kaynakları yandaşlara aktarıyor. Bir avuç yandaş sermayeye, bir avuç zengine, bir avuç rantiyeye aktarıyor.
biz oradan alacağız, halka vereceğiz. Halk için kullanacağız. Halk için ekonomi düzeni kuracağız. Halkçı ekonomi. Bunun adı böyle olacak. Başka kaynak nerede diyorlar. Evet, kaynak çok. Hazine garantisiyle otoyollara, hava alanlarına ve pek çok başka kuruma, kuruluşa, tesise milyarlarca lira aktarılıyor. Geçmediğimiz yolun parasını ödüyoruz. İnmediğimiz havaalanının parasını biz ödüyoruz. Elektrik üretim şirketlerine, dağıtım şirketlerine hazine garantisi vermişler. Tüketmediğimiz elektriğin parasını veriyoruz. İşte bu kaynakları o bir avuç sermayedardan alacağız, halka vereceğiz. Halka vereceğiz. Kaynak var. Ve en büyük kaynak kaybı nerede biliyor musunuz? Savaş politikalarında. Evet, bu iktidar bu ülkede savaş, bölgede savaş diyerek ülkenin kaynaklarını silaha, ölüme yatırıyor. Oysa savaş politikalarından vazgeçtiğiniz zaman savaşa ayrılan kaynakları bu halka, bu halkın emekçilerine, yoksullarına dağıttığınız zaman, paylaştırdığınız zaman bu ülkede refah yükselir. O nedenle savaş politikaları sömürünün en büyük kaynağıdır, bunu bilelim. Eğer sömürüyü durdurmak istiyorsak, soygunu, talanı durdurmak istiyorsak savaş politikalarına hep birlikte karşı çıkacağız. Evet, savaş politikalarına hep birlikte karşı çıkmadıkça bu iktidarın bu soygun ve yalan düzenini durduramayız. Bunu bilelim. Herkese çağrımızdır. Şu an Suriye ile güya diyalog başlatacağız diyorlar. Ama amaç Kuzey ve Doğu Suriye'ye askeri operasyonu mümkün kılmak. Yani savaşı Kürtlere karşı sürdürmek için herkesle görüşmeye gidiyorlar. Bir Tahran'da, bir Soçi'de, şimdi de yalandan nasıl bir propagandayla bunu servis ediyorlar görüyorsunuz. Suriye'deki iktidarla da anlaşırız diyorlar. Barış için değil. Yaparlarsa burada savaş politikalarını sürdürmek için yürütecekler. Ama halklar buna kalmaz. Bu ülkede yaşayan, bu bölgede yaşayan Kürtler de, Araplar da, Süryaniler de, Çerkezler de, diğer bütün halklar da AKP'nin savaş oyunlarının farkındadır ve hep birlikte bu savaş planlarını bozacak iradeye sahiptir. Bizler de bu ülkede, burada, bu toplumda en geniş savaş karşıtı iradeyi ve mücadeleyi yaratmak zorundayız. Biz istiyoruz ki ülkeye gerçek ve onurlu barış gelsin. Bizim gelecekte halka en büyük armağanımız onurlu, gerçek bir barış olacaktır. Ama sadece Türkiye için değil, bütün bölge için. Halkların eşitliğine dayalı, halkların iradesine saygılı, demokratik bir gelecek üzerine kuracağız bölge barışını da. Burada da halka sözümüz var, burada da çözüm biziz sevgili kardeşlerim. Evet, sıcakta beklediniz bu saate kadar. Hepiniz var olun, sağ olun. Bunu her ebin. Ezgelik spazdikim. Konuşmayı daha fazla uzatmayayım. Ama bu sıcağın akıttığı her damla ter yüreğimizde toplanıyor. Yüreğimizde toplanıyor. Bu yürek öyle bir coşacak ki bu ülkedeki bütün pislikleri temizleyecek. Her türlü kirli tezgahı, soygun, sömürü,
savaş planını da boşa çıkaracak. Hepinize bu teriniz için, bu iradeniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve her zaman dediğimiz gibi, inanın, inanın kardeşlerim, mutlaka kazanacağız. Haklıyız, kararlıyız, inançlıyız. Birlikte yürüdükçe kazanacağız, kazanacağız. Serkeftin evanlı, serkeftin gelime. Bülbinin bıktık kış, hoşiyen, hver hoşiyede. Ezcerdi ve hamu ve silah dikin. U spase hve, nesir nave partiye me. Ez jore peşkeş dikin. Hun her ebin. Teşekkür ediyoruz. Açık mı? Eş Genel Başkanımız dediği gibi çok sıcakta bekledik, beklediğimize değdi. Çok sıcak selamlarla yeniden yüreklerimize umut yeşertti. Hoş geldiniz tekrardan. Çok yaşayın her bizi. Her bizi böyle. Halay olmazsa olmazımız. Halay olmazsa olmazımız. Tüm halkımızı halaya davet ediyoruz.